Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şu anda Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun inşallah. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Şimdi spontane bir video olmuş olacak. Tamamen hazırlıksızım çünkü o kadar öfkeliyim ki. Yani günüm mahvoldu açıkçası. Bir tartışmaya girdiğim için ve bu konu hakkında da bir video yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın şöyle bir videosuna denk geldim. Diyor ki Kur'an-ı Kerim okumak haramdır. Meal okumak. Kur'an-ı Kerim'in anlamına meal deniyor, çevirisine. Kur'an-ı Kerim'i eğer bir kimse kendi dilinden okursa büyük günah işlemiş olur. Haram işlemiş olur. Kur'an okumak haramdır diyor. Meal okumak. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bazı insanlar kendince bir anlam buluyor. Yanlış bir yola sürüklenebiliyorlar. Bu yüzden de meal okumak haramdır diyorlar. Aynı şey aslında hadisler için de geçerli ama hadislerle alakalı böyle bir hadis okumak haramdır diye bir şey göremezsin. Herhangi bir hadisi okuyarak da bir insan yanlış bir yorum çıkartabilir. Ama hadis okumak haramdır denilmez. Neden? Genel kabul o. Yani eğer bir şey hadisse tabii ki Kur'an'dan daha muteberdir yani. Kur'an-ı Kerim çünkü sıradan bir zeka, standart bir Müslüman asla anlayamaz. Dolayısıyla alim zümresi anlayabilir, halkın Kur'an'dan uzak kalması gerekir, uzaklaşması gerekir. Ulema ne anlatıyorsa veya hocalar, din adamları ne anlatıyorsa o ona itaat edilmelidir yani, o öğrenilmelidir. Dolayısıyla Kur'an meali okumak haramdır. Cübbeli Ahmet Hoca'ya mı ait sadece bu görüş? Hayır. Genelde baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim okumak kesinlikle çirkin görülür, meal okumak. Haramdır yani. Sapıklık olarak görülür. Meal okuma, mealci. Kur'an ayeti paylaşıyorsun. Altına mealci bu yazıyor. Kim yazıyor bunu? Müslüman yazıyor. Tamam mı? Böyle Kur'an ayetlerinin anlamına böyle bir düşmanlık. Şimdi cahil Müslüman, Kur'an meali hiç okumamış Müslümanları nereden anlıyorum ben biliyor musunuz genelde? Diyorlar ki Kur'an anlaşılamaz. Asla. Bilinemez, anlaşılamaz. Anlamı bilinemez. Kim bilir ne anlatıyor aslında Allah? Alimler Allah'la irtibatlı olduğu için alimlerin yorumları dinlenmelidir. Tamam, genel şey bu. Veya işte bir sürü şey var. İşte bir sürü hadis var. Hadisleri öğrenmen gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın. Hadisleri anlayabilirsin. Fıkıh, Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın. Fıkıhı anlayabilirsin. Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın. Tefsiri anlayabilirsin. Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın. Tasavvufu anlayabilirsin. Ya böyle garip bir şey var. Zaten İslam uleması ortak şeyidir, görüşüdür. Kur'an anlaşılamaz. Yani hadis ilmi bilinmeden tefsir, usul, kıl, tüy, işte bir sürü şey var. Tasavvuf, o, bu, bunların hepsi bilinmeden Kur'an anlaşılamaz. Dolayısıyla senin Kur'an-ı Kerim'in anlamını okuman, mealini okuman sapıklıktır ve haramdır yani. Bir Müslümanın eline alıp okuyalım demesi haramdır. Gelinen noktayı görüyor musunuz? Şok edici. Değerli kardeşim, nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani Allah, bir iddianız var. Diyorsunuz ki bu kitap Allah katındandır. Tamam. İddia şu. Allah indirmiştir bu kitabı. 5. yüzyılda, 6. yüzyılda yaşamış Muhammed peygamberi, Allah bu kitabı vahyetti ve insanlığın bu kitaba göre yaşamasını istiyor. Bir şey anlatıyor Allah bu kitabın içinde diye bir iddian var. Ne anlatıyor bir bakalım o zaman diyorsun. Ona bakmak sapıklıktır diyorsun. Neye bakmam uygundur diyorsun. İşte bizim yazdığımız kitaplar var. Bunlara bakman helaldir. Ona bakman haramdır diyor. Sen bir şey gizliyorsun anlamına gelir o zaman. Yani sen önüme bir kitap koy, bu kitap Allah katındandır diyeceksin. Anlamına bakalım o zaman. Ne anlatıyor burada diyeceğiz. Diyeceksin ki onun anlamına bakmak caiz değildir, haramdır yani. Neyin anlamına bak? İşte bizim yazdığımız kitabın anlamına bakabilirsin. Kaç para? 5.000 lira. İnanılmaz bir şey, çılgınca bir şey. Değerli kardeşim, yani bu böyle bir şey olabilir mi ya? Allah insanlığa bir mesaj gönderecek. Bunu anlayan yok. İşte birkaç tane elit bir zümre var. Tamam, din adamları sınıfı. Hem Allah'tan bilgi alıyorlar habire. Hem de işte böyle 5 yaşından itibaren sürekli bir şeyleri ezberliyorlar. Bu adamlar anlayabilirler. Dolayısıyla standart bir zeka
anlayamaz yani Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi bu telkinle büyüdüğü için dindar Müslüman, bu telkinle büyüdüğü için farkında olmadan bir Kur'an düşmanlığı yapıyor. Sen ayet paylaşıyorsun, linç ediyor. Ayeti linç ediyor, seni linç ediyor. Böyle bir düşmanlığı var adamın. Tamam mı? Kur'an ayetlerine kadar. Kur'an okuyalım, Kur'an meali okuyalım. Mealci bu diyor adam. Kur'an'ın çevirisinin anlamını okuyalım. Allah bir şey söylemiş, bir şey anlatıyor burada. Bunu okuyalım, anlayalım, itaat edelim Allah'a. Diyorsun, sapıklık ki bu diyor. E ne diyorsun doğru olan? İşte 28 ciltlik tefsirini yazdık, onu okuman gerekiyor diyor adam. O işte onu anlayabilirsin. Güzel kardeşim bak, Kur'an-ı Kerim'den seni sistemli bir şekilde uzaklaştırmışlar, tamam mı? Sistemli bir şekilde. Dindarlıktan ikiye ayrılıyor adam. Çatlayacak dindarlıktan. Kur'an okuma diyor sana. Arapçasını oku. E sebep? Arap, işte Allah Resulü diyor, Arapçasının okunmasını emretti diyor. Tamam mı? Abi yani Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik yağdırırım diyor ya Yunus suresinde. Aynı şey. Nasıl ya? Peygamberimiz Arapça okudu diyor. Daha bugün tartışıyor benimle bir tanesi Twitter'da. Peygamberimiz Arapça okumadı mı? Evet. Sahabeler Arapça okumadı mı? Evet. Sen nasıl Türkçe okursun diyor. Sen nasıl anlamını okursun diyor. Arapça okuman gerekir diyor. Onlar Arapça okudular diyor. Ve Peygamberimiz her harfine işte 10 sevap verilir dedi. O yüzden Arapça okuman ve sevap kazanman gerekiyor. Meal okuyana sevap verilmiyor diyor. Sevap veremiyor sanki. Sevabı kendileri veriyor. Meal okuyanın hem okuduğunu kabul edemiyoruz diyor sevap olarak. Hem de baştan sona okuduğunda da hatim etmiş kabul edemeyiz diyor. Kur'an-ı Kerim'in anlamını okuyan bir kimseye hatim sevabı veremeyiz diyor. Sen kimsin diyorsun. Hatim sevabı ne bir kere onu da bilmiyoruz. Peygamberimiz öyle söylemiş işte bitirene sevap verilir tamam bitirene bonus veriliyor diyelim tamam kabul. Ben bunu kendi anlamıyla okursam kazanmam gerekmiyor mu bu bonusu? Allah ne anlatıyor? Allah'ın emirlerini öğrenip Kur'an'dan sonra bunlara itaat ettiğimde kazanmış olmuyor muyum bu bonusu? Mantığı ne bunun? Bu Arapçasını bunun okuyup, geceli gündüzü okuyup, tek kelime bunun anlamını, Allah'ın emrini bilmeyerek okumanın mantığı ne? Ama biz tilavetini çok seviyoruz, çok hoşumuza gidiyor, çok duygulanıyoruz. Kardeşim bunu duygulan diye indirmedi ki Allah. Sana bir şey anlatıyor orada. Nasıl sosyal hayatta, nasıl ticaret, nasıl üç kâr çevirmeden, puçluk yapmadan nasıl düzgün bir insan olursun, düzgün bir Müslüman olursun? Bu anlatılıyor bu kitabın içinde. Nasıl düzgün bir kul olunur? Nasıl müşrik olmazsın? Peygamberlerin hayatları anlatılıyor. Neyini okudun da anlayamadın? Kur'an anlaşılamaz. Hiç kimse anlayamaz Kur'an'ı. Kardeşim Hazreti Yusuf kıssasını, Yusuf suresini okudun, şeyi, peygamberlerin hayatını okudun. Neyini anlamadın? Ahiretle alakalı cenneti cehennemi anlatıyor Allah. Neyini anlamıyorsun bunları? Sen kendi aklına hakaret ediyorsun. Ben Kur'an'ı asla anlayamam diyorsa bir insan kendi aklına hakaret ediyor anlamına gelir. Allah standart bir zekanın anlayabileceği düzeyde indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Herkes anlayabilir bunu. Anlayamayacağın elbette şeyler var. Okuduğun her kitabı anlıyor musun? İlla ki anlayamadığın bir şey çıkıyor. Farklı kitaplara bakıyorsun. Araştırmaya giriyorsun. Bu her şey için böyle. Kur'an-ı Kerim için de böyle. Anlayamadığın bazı yerler çıkıyor. Yani bakarsın İslam tarihine bakarsın. O dönemin yaşantısına bakarsın. Hadislere bakarsın. Alimlere, hocalara bakarsın. Yani geniş bir alandır bu. Senin anlama kabiliyetini arttırır. Yan deliller, yan kaynaklar. Arttırır elbette. Faydalanırsın. Ama Kur'an meali okumak sapıklıktır. Meal okumak haramdır demek küfür ya bu. Allah'a da küfür, dinine de küfür. İnandığın kitaba da küfür ki bu. Ne demek Kur'an-ı Kerim okumak haram ya? Ne demek Kur'an-ı Kerim okumak sapıklıktır? Kur'an meali okumayın. Ne demek ya bu? Bunu Müslüman söylüyor bir de ha. Başkası söylemiyor bunu. İngilizler söylemiyor. Kur'an okumayın, Kur'an okumayın diyen İngiliz yok. Müslüman diyor. Asla okumamalısınız Kur'an-ı Kerim'i. Sebep? E kardeşim adamın dönen bir çarkı var. Sen Kur'an-ı Kerim okumaya başladığın zaman görüyorsun tabii ki bunların söylediklerinin yolundan çıkıyorsun birçoğu bir şeyleri fetvalarının ondan sonracıma din diye sana sunduklarının yolundan çıktığın için sapıttığın için de Allah'tan başka ilah tanımadığın için Allah'tan başka otorite tanımayacağın için de
Ve Allah'ın sözünün üzerinde herhangi bir alimin sözü, herhangi bir rivayetin sözü olamayacağını idrak ettiğine göre Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra tabii ki din baronları rahatsız oluyor senin Kur'an-ı Kerim okumandan. Sen zannediyor musun ki senin imanını korumak için, imanını kurtarmak için Kur'an okuma, imanını kurtarmak için bir insan sana Kur'an okuma diyorsa kardeşim hiç aklın yok mu senin? Bunu savunuyorsun. Kur'an okumamalısınız diye adam şeyse onu getiriyorsa onu savunuyorsun. Evet, meal okumamalıyız. Kardeşim şöyle okunur bakın. Ben bir tavsiyede bulunayım. Aslında bir video çekmiştim bundan evvel de çok öfkeli bir video oldu da onu sildim. Aynı şeyleri ikinciye anlatıyorum. Zevksiz oluyor bu da. Şimdi güzel kardeşim Kur'an-ı Kerim tamam mı? Nasıl okunur? Öğretiyorum şu anda. Ben bunu Arapça okuyayım, gece gündüz ağlayayım. Bu bir kere hakaret. Allah'a da hakaret. Kendi zihnine de, aklına da, her şeyine hakaret. Bunu gece gündüz ağlamalıyım. Ebu Bekir Sifil Hoca diyor ya, o da hadisten mi, rivayetten bir yerden, ağlayamıyorsanız Kur'an okuyor gibi, ağlıyor gibi yapın. Taklit gibi, ağlıyor gibi yapın. Kimi kandıracağız? Allah'ı kandıramayacağıma göre. Kendimi mi? Etraftakileri mi? Ağlıyor gibi okuyun. Niye ağlıyor gibi okuyun? Güzel kardeşim, sen samimi bir Müslümansan bunun anlamını okuduğunda zaten iki göz iki çeşme ağlıyorsun. Gerekli yerlerde seni ağlatacak yerler var. Oradaki rahmeti merhameti görüyorsun, ağlıyorsun. Sen bazen öyle gereksiz yerlerde gözyaşı döküyorsun ki yani Allah'la dalga geçmek bu. Miras ayetlerini okurken, boşanma hukukunu okurken, Arapçasını okuduğun için, anlamını da bilmediğin için hüngür hüngür ağlıyorsun yalandan yere. Burada ağlanacak bir şey yok ki. Senin bunu öğrenmen bekleniyor. Nasıl miras paylaştırılır? Vasiyet vermen gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bundan haberin yok da Kur'an'a göre. Nasıl boşanılır? Nasıl oluyor? Haberin yok. Arapçasını okuyup ağlıyorsun. Her harfine de 10 sevap kazandığını zannediyorsun. Güzel kardeşim, elbette Allah Resulü Arapça okudu. Onu söylüyor. Allah Resulü Arapça okudu. Sahabi de Arapça okudu. Allah Resulü'nün İngilizce okuma ihtimali var mı? Yani mantığı var mı? Allah Resulü Arapça geldi, vahiy, herkes Arap, kendi de Arap. Arapça konuşuluyor. İngilizce okusun veya Türkçe okusun bunu. Diyor ki Peygamberimiz Türkçe anlamını mı okumuştu diyor. Abi hiç mi düşünmüyorlar? Akıl ne kadar büyük bir nimet. Allah'ım. Abi Peygamberimiz niye Türkçesini okusun ki? Niye anlamını okusun? Veya İngilizce, Japonca niye okusun Peygamberimiz? O toplum Arap'tı ve Allah Araplara öğüt verdi. Bakın, Cenab-ı Hak, tamam mı? Sad suresi 29. ayette şöyle buyuruyor. Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyi düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sen bu Kur'an'ın anlamını okumayacaksan, anlamını öğrenmeyeceksen, tamam, nereden öğüt alacaksın? Bu Kur'an'ın ayetlerinden öğüt alsınlar diye indirdim bu Kur'an'ı diyor. Sen bunun sadece Arapçasını okurken nasıl öğüt alacaksın güzel kardeşim? Öğüt alamazsın. Sen sadece duygusal bir tatmin yaşıyorsun. Arapçasının tilaveti çok güzel. E dinle, onu da dinle ama anlamını da öğren. Veya ben anlamını öğrenmek istemiyorum diyorsan tamam, öğrenme, bizi ilgilendirmiyor. Yani anlamını öğrenmek istemiyorum. Ben ağlayarak tatmin olmak istiyorum. Tamam, saygı duyuyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Ama ortaya çıkıp Kur'an'ın anlamını öğrenmeyin diye sosyal medyada mücadele ediyorsun ya. Kur'an okumayın, meal okumayın. Meal okumak sapıklıktır, meal okumak haramdır, bilmem nedir diye bununla mücadele ediyorsun. Değerli kardeşim, insanların Kur'an-ı Kerim okumasına engel oluyorsun. Bu nasıl bir mantık? Elbette Arapça indirdi. Benim de tanıdıklarım var. Kur'an-ı Kerim diyor, Arapça Allah'ın dilidir. Yani Allah Arapça konuşur diyor. Arap mıydı Allah? Yahudilere Arapça mı indirdi Tevrat'ı? İncil'i Arapça mı indirdi? Ayet yok mu güzel kardeşim? Cenab-ı Hak, gene ayet okuyorum. Kusura bakmasınlar yani Müslümanlar, ayet okuduğum için. Ya Müslüman ayet okumaya korkuyoruz kardeşim, linç yiyoruz ya. Bunlar mealci, bunlar sapık, Allah'ın kelamını konuşuyor diye adam orada linç çekiyor sana. Videonun altına da bakın yani, şey, yorumlara. Cenab-ı Hak diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, biz hiçbir elçiyi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki onlara apaçık anlatsın. Şimdi bunlar abicim şey, mantığı anlayamıyor. Bakın mantık, mantık Allah
insanlara bir dil şovu yapmıyor, edebi bir şov yapmıyor. İnsanlara öğüt veriyor nasıl normal bir insan olunur. O toplum Sanskritçe konuşuyorsa Sanskritçe gönderiyor mesajlarını elçileri aracılığıyla. Bunu anlayamıyor ya Müslüman. Standart bir zekanın bunu anlaması bekleniyor. Çok basit bir şey bu. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın, anlatsın diyor Allah İbrahim 4'te. Sonra mesela bakın sizin iddianızı Arapça asla meal okunmamalı, Arapça okunmalı diye bunu savunuyor adam. Bakın şimdi şu mantığı da anlayamayacaklar. Gene özür diliyorum Allah'ın ayetlerinden örnek verdiğim için. Müslümanlardan. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer biz onu başka bir dilde indirseydik, başka bir dilde Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber. Öyle mi derlerdi? De ki o inananlar için bir hidayet ve bir şifadır. Bakın değerli kardeşim. Diyor ki o toplum başka dilde gelseydi niye bizim dilimizde geliyor ki? Diyor. Allah da diyor ki başka bir dilde mi? Yani Arap bir topluma başka bir dilde mi gönderelim? Bu sefer biz anlamıyoruz bunu. Niye bizim dilimizde gelmedi demeyecekler miydi diyor Allah. Buradan şunu anlaman gerekiyor. Hangi dildeysen kardeşim Japonsan bunun Japonca çevirisini alıp okuman gerekiyor anlamına gelir. Basit bir şey bu. Allah eleştiriyor toplumu böyle söylediler diyor. Biz diyor Arabız İngilizce istiyor ama. Mantığı ne? Anlayacağın şekilde öğüt veriyorum çünkü diyor. Hangi dili biliyorsan o dilde sana öğüt veriyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu yaşayan bir dil. Unutulmuş dilleri bile çeviriyorlar şu anda. Unutulmuş ya Mısır dilini, Maya dilini bilmem neyi adamlar bu kadar filolog var, şeyler var. Unutulmuş diller çevriliyor, kitabeler, tarih dediğin bilim böyle oluşuyor. Hep unutulmuş dillerin çevrilmesi bu. Abi yaşayan bir dil, 1,5 milyar insan Arapça konuşuyor dünyada. Arapça Kur'an çevrilemez ki diyor anlamı. Güzel kardeşim, Kur'an-ı Kerim %99'u en geri zekalının bile anlayacağı şekilde anlatılmış. Yani peygamberlerin hayatları anlatılıyor. Neyini anlamadın bunların? Okudun da neyini anlamadın? Yusuf suresini okudun, neyini anlamadın bunun? Ahlaksız olma diyor. Neyini anlamıyorsun bunun? Ticaretinde üç kağıt çevirme diyor Allah. Rüşvet alma, torpil verme. Neyini anlamıyorsun? Hırsızlık yapma diyor. Neyini anlamıyorsun? Anlayabilirsin. Seni kandırıyorlar sadece. Okumanı istemiyor insanlar. Çünkü yani ticaret kapısı tek bir cilt 28 ciltten daha ucuzdur hem. Yani bir cilt kitaba vereceğin 150 lira daha az kazanıyor insanlar. 30 ciltten daha fazla kazanabilir. Veya seni istediği gibi manipüle edebilir. Bir de tek bir cilt yok ki. Güzel kardeşim. Hadi Allah Resulü bir tane tefsir yazmıştır. Bütün İslam dünyası o tefsire bakıyordur. Anlarsın. Dersin ki hani tefsire inanıyor musun diye bir soru olmaz. Yüzlerce tefsir var. Her alim kendinden önceki alimin bazı şeyleri yanlış anladığını veya anlayamadığını düşündüğü için tefsir yazar 20 cilt. Ve farklı görüşler vardır. Sen de bir Müslüman olarak meali kendi dilindeki Japon musun kardeşim? Japoncasını okursun, tamam mı? Bunu Japonca Allah bir mesaj indiriyor diye. Bunu her dile çeviriyorsunuz. Ne amaçla çeviriyorsunuz bunu o zaman? İnsanlar hiçbir dilde okumasın diye bir derdin varsa ne amaçla çeviriyorsun? Buradan Çin'e ne amaçla Kur'an gönderiyorsun? Rusya'ya, şuraya, buraya, Fiji adalarına dalga geçer gibi. Kur'an'a uymak sapıklıksa, kendi dilinden bunu okumak sapıklıksa, haramsa ne amaçla dünyaya Kur'an gönderiyorsunuz? Kardeşim kendi dillerinde okusunlar, Allah'ın mesajını öğrensinler diye. Gerçi bunlar göndermiyor da yani mantığı ne bunun? Açarsın güzel kardeşim. Tamam Kur'an-ı Kerim'i anlayamadığın bir yer mi var? Bakarsın önceki alimler ne düşünüyor? Çünkü bir de anlayamadığın şeyler tek tük çıkıyor. %1'idir yani standart bir zeka. Anlayamayacağı %1, %2 tartışmalı şeyler vardır. Orada da ilimde derinleşme devreye girer. Falanca alim nasıl düşünmüş, filanca alim nasıl düşünmüş diye açar bakarsın. Tefsirler de böyle. Tek bir tane tefsiri yok. Bazen bir ayetle alakalı Zemahşeri'ye bakıyorsun ayrı bir şey düşünüyor. Elmalılı'ya bakıyorsun ayrı bir şey söylüyor. Diyanet ayrı bir şey söylüyor. İşte Fahrettin Razi ayrı bir şey söylüyor. Kurtubi ayrı bir şey söylüyor. Hepsi ayrı bir şey söylüyor bazen. Adam kendi görüşü, tefsir dediğin şey Kur'an'ın bizatihi kendisi değil. Bir alimin kendi
background'una göre, kendi altyapısına göre Kur'an'dan anladıklarını seninle paylaşmasıdır tefsir. Ne malum bu adamın her söylediğinin doğru olduğu. Bir de kendi cemaatinin tefsirini alıyor bir Müslüman. İçinde envai çeşit hurafe, onu zannediyor ki din odur, onu alıyor okuyor ve sana tefsire inanmak diye bir soru getiriyor. Soru soruyor. Tefsire inanmak diye bir şey olmaz güzel kardeşim. Alırsın meali evinden, tamam mı? Herhangi bir yerden. Standart bir meal alırsın. Evet, çeviri hataları olabilir. Doğrudur. Bu bir dil, bir ve bir başka dile çevriliyor. Anlam kaybı yaşayan bazı cümleler olabilir ve bunu alimler tartışıyorlar kendi aralarında. Çok meraklıysan tartışmalara kulak kabartırsın. Bu kadar. Tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Ben Kur'an'ın genel olarak mesajını öğrenmek, genel ahlaki ilkelerini öğrenmek istiyorum ki genel olarak standart halkı ilgilendiren de budur. Tamam mı? %97'sini anlarsın. Ahiret ne? Cennet ne? Cehennem ne? Ne olacak öldükten sonra? Allah bizden genel olarak ne istiyor? Ne yaparsam iyi bir Müslüman olmuş olurum Allah katında? Soruların cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı düzeyde. Yani bunu anlaşılamaz hale getirmenin mantığı yok yani. Bu, o zaman bir üçkağıt çıkıyor ortaya. Bu Allah kelamıdır diye bağıracaksın. E hadi bakalım Allah ne anlatıyor? Cenab-ı Hak ne söylemiş? Anlamı ne burada yazanların? Deyince anlamına bakmak haram kardeşim. O yok. O olmaz. Arapça olarak kabul edeceksen bunun Allah kelamı olduğuna öyle gel. Adam 60 yıldır hafız. Övünüyor bununla. Hafızı kurrayım ben diye. Tamam mı? Dedim ki Kur'an-ı Kerim'den bana bir tane tam anlam söyleyebilir misin dedim. Bir tane. Ha, biz onun ilmini almadık ki diyor. Arapçasını okuyoruz. Ağlıyoruz. Ev ev dolaşıp Arapçasını okuyup ağlıyorlar. E bunun anlamını bilmediğin zaman abi siz şizofrenik bir şey aşk yaşıyorsunuz siz Kur'an-ı Kerim'le. Bunun yani Allah'ın emirleriyle sen muhatap olmadığında bunun Arapçasını okuduğunda mantığı ne bunun? Ya bu çok ilginç bir şey kardeşim. Bu niye benzetiyorum ben biliyor musunuz bunu? Eve bir mektup geliyor. Francesco adında bir adam Fransızca mektup yazmış sana. Tek kelime Fransızca bilgin yok, tamam mı? İçine 100 dolar sıkıştırmış para. Diyorsun ki Francisco diye bir adam 100 dolar para göndermiş. İyi bir adam galiba diyorsun. Alıyorsun mektubu bir kenara koyuyorsun. Her ay bu adam sana aynı şekilde mektuplar gönderiyor, para gönderiyor. Francesco çok güzel bir adam diye üst üste koyuyorsun onu. Bir de o kadar çok seviyorsun ki bu adamı. O mektupları kitap haline getiriyorsun. Fransızca telaffuz etmeyi de öğreniyorsun bir yerlerden. Biri gibi sürekli bu telaffuzu öğrenip okuyup ağlıyorsun sürekli. İçinde ne yazıyor diye soruyorlar sana. Ha, onu bilmiyoruz. E, içindekine baksana diyor ona bakmak sapıklıktır. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Mantığı var mı bunun? Böyle bir şeyin mantığı olabilir mi? Buradaki mantık problemini hemen anladın değil mi? Yani bir insan ne yapar? Standart bir zeka. Şunu der kardeşim sürekli Francesco diye bir adamdan sürekli şey geliyor, para geliyor. Hastalanıyoruz, hastane masraftan ödüyor, araba aldı, ev aldı bilmem ne, bana bütün nimetleri Francesco gönderiyor. Bu adam Fransızca bir şey yazıyor. Götürüp bunu yeminli bir tercümandan baktırayım da bunun anlamı ne ya? Bu belaya bulaşmadım. Bu adam ne istiyor? Kim lan bu adam? Dememekteki mantık problemiyle beni sıfırdan Allah yarattı. Hücrelerimi Allah inşa etti. Her şeyimi bana veren Allah. Öldükten sonra da Allah'a hesap vereceğim. Ve dünyada nasıl yaşamam gerektiğini de bana bu kitapla anlattı diyeceksin. E, anlamına bakalım diyeceğiz. Anlamına bakmak sapıklıktır. Ya ortaya çıkacaksın. Kanser olur insan ya. Vallahi kanser olacağız herhalde. Her neyse Ramazan ayı Kur'an ayı arkadaşlar. İnşallah Rabbim akıl versin, beyin versin, Kur'an sevgisi versin. Kur'an çok güzel bir kitap, anlaşılır bir kitap. Anlayamadığımız yerler illaki çıkabilir. Orada zaman içerisinde ilimde derinleştikçe de anlarız, hocalara bakarız. Şu anda modern hocalar ne anlatıyorlar, günümüz hocaları, onlara da bakarız. Şimdi güzel kardeşim, şöyle bir algı var, bunu da linç etmemiz lazım. Şu an eski alimler kutsaldır ve her şeyi daima daha iyi bilirler. Yeni alimler tu kaka, tamam mı? Güzel kardeşim. Eski alimler peygamber olmadığı için vahiy almıyordular. Onlar da kendi şeyleriyle, kendi tırnaklarıyla böyle okuya okuya, öğrene öğrene, tamam mı? O dönemin şartlarına göre bir ilim yaptılar ve onu bizlerle paylaştılar. Tamam mı? Bu tapmanın mantığı yok yani. Bir şey tapıyor ya, putlaştırmış onu. Onun fikrinin üzerinde başka bir fikir mi olabilir?
Kardeşim şu anda günümüz alimleri tek tıkla, bak şimdi çok basit bir örnek vereyim, tamam mı? Şimdi mesela eskiden bir alim şöyle bir şey merak etti diyelim ki. Kur'an-ı Kerim'de darebe kelimesi nerelerde geçiyor? Darebe, tamam mı? Nerelerde? Bu fiil hangi anlamlarda kullanıyor? Nerelerde kullanılıyor? Veya salat kelimesi nerelerde, hangi anlamlarda kullanılıyor diye merak ettiğini düşünelim. Ne yapması gerekiyordu ve ne yapıyordu biliyor musun? Açıyordu kardeşim bütün Kur'an'ı, baştan sona sadece salat kelimesine odaklanarak okuyordu ve çıkartıyordu. Falanca ayette böyle geçiyor, filanca ayette böyle geçiyor ve oradan bir analiz yapıp seninle paylaşıyordu. Kim bilir ne kadar sürüyordu bu? Düşün. Şu anda salat kelimesi veya herhangi bir kelime Kur'an'da ne kadar geçiyor? Bunu öğrenmen kaç saniye biliyor musun? 8. Giriyorsun kardeşim, tamam mı? Meal sitelerini. Şu kelime Kur'an'da ne kadar geçiyor diye bakıyorsun Kur'an sitelerinde. Yani o zaten o yuvarlak, en fazla benim internetim yavaş, 8 saniye sürüyor. Seninki 2 saniye sürecek belki de. Şu andaki alimlerin araştırma hızıyla eski alimlerin araştırma hızı bir olabilir mi kardeşim? Bu nasıl bir mantıksızlık ya? Eski alimlerin fikirlerinden elbette faydalanabiliriz. Ama tapamam yani. Şey, Cem Yılmaz'ın şey, Vahşi Kırlar'da diyor ya, totem. Totem yapmışlar bir tane. Ey totem diyor. Sana saygı duyabilirim ama sana tapamam diyor. Aynı şey. Evet, eski alimlerimize saygı duyabiliriz ve fikirlerinden faydalanabiliriz ama tapamayız ya. O ne söylüyorsa o doğru. Say Allah kelamı. Şu anda eski alimlerimizin söylediği birçok şeyin hatalı olduğunu da görebiliyoruz. Araştırdığım zaman, baktığım zaman Kur'an çalışmaları şu anda çok daha güçlü ilerliyor. Bir de eskiden güzel kardeşim. Şey yoktu. Adını sen söyle. Yani ben falanca alimden daha mı iyi bileceğim? Bak geçen bir videomda söylemiştim. Aklıma geldi. Taberi tefsirini, tamam mı? Taberi tefsirini Necm suresinde adam ya şey çevirenler eklemiş bunu, ya Taberi'nin kendisi bilemiyorum. Bir konu hakkında tartışma var. Oraya yazmış ki deliller ayeti kerimelerden alınmaz. Asla Allah'ın sözlerine delil olarak bakılmaz. Dini bir konuda bir tartışma varsa. Deliller selefi salihinden, atalarımızın sözleri üzerinden deliller alınır. Kur'an delil olarak bakılmaz ki Kur'an-ı Kerim'e diyor. Müslüman dünyasında Kur'an-ı Kerim terk edilmiş. Bunu anlatamıyorsun. Çünkü şey çok büyük. Sakal yok, bıyık yok. Çıkacağım abi, bunu yapacağım. Böyle sakal bırakacağım, tamam mı? Bu şekil. Şöyle de bir kavuk, tamam mı? İş var işte. İş olmasa yapacağım bunu. Şöyle bir kavuk, şöyle bir cübbe. Şuraya da asayı masayı koyacağım, tamam mı? Ondan sonra bu şekilde konuştuğun zaman adam hipnoz oluyor, dinliyor yani. Abi zaten dikkat edin. Dünya çapında böyle din adamları baronu, din adamları baronları var dünya çapında. İslam'da din adamı sınıfı yok. Herkes Müslüman. Herkes bir konuda tartışabilir yani birbiriyle. Tamam. Din adamı sınıfı yok İslam'da. Öyle bir ayrıcalıklı sınıf yok yani. Abi din adamlarına dünya çapında bak, böyle normal halkın giyindiği gibi bir din adamı göremezsin. Sokakta diliniyor bile olsa böyle kendini böyle halktan ayıran özel bir şeyi vardır. Tamam mı? Kıyafeti vardır. Görkemli bir kıyafeti vardır. Bir ilgini çeker. Hipnoz olursun sen de. Halktan ayrı giyindiği için böyle görkemli. İslam dünyasında bu işte sarıktır, sakaldır, cübbedir, bilmem nedir, ağzında misvak bilmem ne. Hipnoz oluyorsun böyle. Bu adamın her söylediği doğru. Bunun kölesi olmalıyım. Bunun peşinden gitmeliyim veya buna itaat etmeliyim. Tribine giriyorsun. Tamam mı? Yabancılarda da, Hristiyanlarda da var, Yahudilerde de var bu. Dönüyorsun. Abi buradan aborjinlere gidelim. Hemen orada hangisi bunların din baronu? Bunların etinden, sütünden faydalanan kim? Hemen görürüz yani. En çok kılı tüyü üzerine boyayı bilmem neyi yapıştıran din adamı odur. Hemen anlarsın yani. Tamam mı? Şimdi öyle bir yeni nesil İslam alimlerinde bu tarz bir şey yok. Halktan biri gibi normal giyindikleri için, tamam mı? Müslüman akademisyenler, profesörler bilmem neler. Dolayısıyla bunlar zaten sapık. Hangisinde daha uzun sakal var? Bundaki sakal daha uzun. İşte görkemli, din adamı. Bunun peşinden gitme. Abicim beyni, o beynini kullanman gerekiyor. Güzel kardeşim, hakikat arayışın varsa kullanman gerekiyor. Ne zaman kullanacaksın? Din gibi bir meselede o kafanı kullanmayacaksan sadece para işlerinde mi kullanacaksın o kafayı? Allah sana diyecek ki,
Biz bu Kur'an'ı inceden inceye herkes anlasınlar ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik diyecek. Sen bunun Arapçasını okuyarak sadece oku, gene oku Arapçasını. Sabahtan akşama kadar Arapçasını okuyabilirsin. Ama bunun bir anlamı var veya bunu savunma Arap şey bunun anlamı okunmasın, meal okunmasın diye bunu savunma, günaha giriyorsun. İnsanlar okusunlar, Allah'ın kelamıyla barışsınlar ya. Sadece anlamadığınız yerler varsa kardeşim kafanıza göre hüküm çıkarmayın, paylaşın bunu. Eski alimlere bakın, yeni alimlere bakın, hakikat arayışınız varsa tefsirlere bakın, hocalarla konuşun, tartışın, kafana göre bir şey çıkarma dersin en fazla. Kur'an okumak, meal okumak haramdır. Nasıl dersin? Çok basit bir şey ya meal, yaşayan bir dil bu. Bunun çeviriyorlar işte. Ve bunun bir kısmı bakın, evet meallerde bazı tahribatlar var. Zaten en fazla bunun yaygarasını kopartan zaten bizim gibi, benim gibi düşünen insanlar, bunun en fazla yaygarasını yapanlar. Elbette var ama önemli olan ilk etapta, tamam mı? Daha Müslüman 40 senedir Kur'an-ı Kerim'le tanışmamış ya. Allah tarzı ne? Allah'ın tarzı ne? Ne anlatıyor Allah? Ne bekliyor? Hiç onları bilmiyor. Müşrik ne demek? Şirk ne demek bilmiyor. Puta tapmak zannediyor adama sadece şirki. Bir ömür öyle yaşıyor. Halbuki safkan müşrik olarak yaşıyor, ölüyor. Ahiret gününde de kalkıyor. Allah'a ben müşrik değildim diyor. Enam 23'tü galiba. Ben müşriklerden değildim diye yemin ediyor adam ya. Yemin. Müslüman tanımıyor. Daha şeyi tanımıyor. Allah'ın tarzını bilmiyor. Ne amaçla inanıyorsun Kur'an-ı Kerim'e diyorsun? Bir tanesiyle tartışıyorum. Dindarlıktan ikiye ayrılıyor, tamam mı? İkiye ayrılıyor çocuk dindarlıktan. Ağzında, seninle konuşurken ağzında misvak böyle kenarda duruyor. Bu kadar dindar. Sirkeyle dolaşıyor. Bir yerde yemek yerse sirkeyi ortaya koyacak yani. Sünnet ya. Böyle dinler. Niye inanıyorsun Kur'an-ı Kerim'e? Yani Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna yönelik şeyin ne? Niye başka bir kitap değil de Kur'an-ı Kerim? Diye soru sordum adama. İhtiyacım yok benim herhangi bir delile dedi. Yok ya bu adamın ihtiyacı. Kur'an-ı Kerim'in anlamını okumaya da ihtiyacı yok ki. Konfor büyük. Şimdi ben bir tarikata, bir cemaate dahil olayım veya işte Diyanet'in peşine düşeyim. Çok basit ki aklımı kullanmak zorunda değilim. Oturayım dinleyeyim akşama kadar. Ne anlatıyor? İşte eve sağ ayakla girmen haramdır. Tamam bundan sonra sağ ayakla girin. Yani bu var mı yok mu? Allah böyle bir şey emrediyor mu? Allah'ın diniyle senin anlattığın din uyuyor mu ya? Her gün akın akın insanlar ahirete intikal ediyorlar. Ölüm diye bir şey var. Adamın umurunda değil. Yani Kur'an-ı Kerim okumak. Rabçadır diyor. Rabça. Allah'ın dili, Allah'ın dili Arapçaymış. Yani Peygamberimiz Arap olduğu için o toplum, Arap bir toplum olduğu için Allah onlara Kur'an'ı Arapça vahyetmemiş. Allah zaten Arapça konuşuyormuş. Dili Arapçaymış Allah'ın. Abi nasıl sabredeceğiz ya biz bu kadar absürt şeylere? Yani ben size söyleyeyim, ben eskiden çok mutluydum yani. Huzur İslam'dadır olayı biraz şey, benim bütün huzurum kaçtı. Ne zaman ki ben Kur'an-ı Kerim okumaya başladım, Allah'ın davasını, dava edinme şeyim, eğilimim arttı, bütün huzurum kaçtı. Herkesle aram açıldı yani. Ama şöyle bir huzur oluyor biliyor musun? Aydınlanma hali geliyor ya insana. Şimdi bu söyleyeceğimi az bir kitle anlayacak. Tamam mı? Ama anlayan çıkacak bu sayfada bunu. Hani sanki eskiden böyle sadece böyle biyolojik bir varlıkmışım. Tamam mı? Veya karanlıkların içindeymişim ve aydınlanmış yaş nasıl bir duygu? Ya Kur'an-ı Kerim gerçekten inanılmaz bir kitap. Ben Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında, anlama gayretiyle okumaya başladığında zihinsel bir şey gibi. Yani zihinde bir açılma meydana geliyor. İdrak şey bütün hayata bakışın değişiyor ya. Hayatı okuma şeklin değişiyor Kur'an'la beraber. Level atlıyorsun resmen. Ya, inanılmaz bir şey. Cenab-ı Hak diyor ya o Kur'an iman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkartır diyor ya. Ya inanılmaz bir şey. Veya ölüyken diriltir. Bas bas bağırıyor Allah bu Kur'an'ı okuyun diye. Bunlar sadece Arapçasını okuyarak
buna ulaşacağını zannediyor. Ulaşılmadığı ortada, öğüt alamıyorsun, tanıyamıyorsun ki. Bana Allah hakkında bir şeyler anlat. Kur'an hakkında bir şeyler anlat. Ne anlatabilirsin Kur'an-ı Kerim okumadan? Biz Arapçasını okuyarak sürekli ağlıyoruz ama sevap kazanıyoruz. Ama bu en basit ya. Sevap kazanma yani o da meçhul söyleyeyim yani bu çok şey hakaret gibi geliyor bana. Hiçbir şey anlamayacaksın. Akşama kadar Arapçasını okuyup ağlayacaksın. Sonra para nerede? Faizde. Orada burada. Yani şey yok. Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle şeyi yok adamın. Herhangi bir bağı bağlantısı yok. Akşama kadar Arapça okusun, ağlasın. Tamam oku kardeşim seviyorsan. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak gene oturup böyle hani ne bileyim boş işlerle meşgul olmaktan gene iyidir yani. Ya bu bile tereddütlüyüm bu kadar. Eğer kardeşim Allah'ın vahiyle muhatap olmadan bunu okuduğunda tuhaf bir şey yaşanıyor. Telaffuzunu seviyorsan tamam oku bir sayfasını öyle oku bir sayfasını anlamını oku. Sizin gibi haramdır demiyoruz. Aslında Arapçasını anlamadan okumak bunun günah. Haramsa haramlığı o. Anlamadan okumak hakaret Kur'an'a. Ön şeyi bu, şartı bu. Düşünerek okuman gerekiyor. Sen bunu Arapçasını okurken düşünerek mi okuyorsun? Kur'an-ı Kerim'de 500 tane ayet var. Bu şekilde düşünerek okuyun bu kitabı. Aklederek okuyun diyor. Allah konuşuyor orada seninle. Eğer haramsa meal okumak değil kardeşim. Bunun Arapçasını okumak haram. Haramsa. Ama bana sorarsan kardeşim Arapça okumasından da zevk alıyorsa bir adam okusun anlamını terk etmeden veya Arapça dinlemekten zevk alıyorsa dinlesin anlamını terk etmeden veya ben anlamını okumak istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor Kur'an'ın anlamı ve Allah'ın ne anlattığı beni ilgilendirmiyor diyorsa tamam kendi içerisinde sabahtan akşama kadar Arapça okusun ağlasın bir kenarda ama anlamını okumasın kimse diye bunun mücadelesini vermek neyin nesi? Müslüman abi bir de bunlar. Müslüman adamlar anlamı okunmasın diye mücadele ediyor. Neden? Hocası kürsüden neyi emrediyorsa adam ona itaat ediyor. Programlanmış düşünmüyor ya ben neyin peşinden gidiyorum diye düşünmüyor bir Müslüman bu insanlar. Ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yıllar evvel böyle bir arkadaşımla bir yerde oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Kur'an okumak şey, Kur'an'ın anlamını okuyup anlama gayreti içine girmek kadar büyük bir sapıklık olamaz dedi. Sen kimsin ki anlayacaksın dedi Kur'an'ı. Dedim kardeşim bu öyle hırsızlık yapmayın yazıyor burada. Neyini anlamadın ki sen bunu şimdi? Dedim böyle far görmüş tavşan gibi kaldı. Kardeşim, ahlaksızlık yapmayın, birbirinizin hakkında konuşmayın, üç kağıt yapmayın, ticaretini doğru düzgün yap diye bağırıyor bu kitap. Neyini anlamadım bunun dedi. Hayatında adam hiç böyle bir şey duymamış. Böyle kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Hiç okumadığı için ne yazdığını bilmiyor adam, Müslüman. Bakın Kur'an-ı Kerim okudukça ilme olan merakın artıyor. Tamam mı? İlme olan. Şöyle bir şey yapan ben daha görmedim. Varsa da yapmasın. Sadece meal okurum. Onun dışında herhangi bir şeye hiç bakmam ben. Ne tarih bilimiyle ilgilenirim, ne peygamberin hayatıyla ilgilenirim, ne tefsirler, ne şunlar, ne... Çok kısırdır. Anlayamaz da zaten. Ya bu bazen dil bilimsel olarak bakman gerekiyor meseleye. Bazen bir kelimenin kökenini eğer ilimde derinleşme gayen varsa. Ama genel olarak halkın anlayacağı şey bellidir yani %90'ın, %95'ini herkes anlar. Nasıl düzgün bir Müslüman olur. Yani bir insanı cennete veya cehenneme götürecek olan ayetler açık açık belli bunu anlarsın. Meal okumak haramdır diye bir şey olur mu ya? Ve senin astronomiye ilgini arttırıyor. Kur'an-ı Kerim bilimsel meseleleri olan ilgini arttırıyor. Ufkun açılıyor. Yani bir aydınlanma hali yaşıyorsun. Allah'ı tanıyorsun. Allah'ın üslubunu tanıyorsun. Anlıyorsun. Söyleyecek çok şey var arkadaşlar. Daha uzatmanın da mantığı yok. Manası da yok. Zaten dinleyen de yok. Bunu da dinleyen bizim belli başlı şey yani. Yani Kur'an sevgisi olan 3-5 kişi. Mantıksızlığı anlatamıyorsun. Kur'an düşmanı bir Müslüman kitle var. Yani en büyük sorunumuz bu. Doğrudan doğruya Kur'an düşmanlığı var. Çözülebilir mi?
çözülebilir. Yani yeni nesil akıllı geliyor, mantıklı geliyor. Ya yani eğer bir kitap varsa bir alan öğüdüdür diye bağıracaksın. Alan öğüdünü ben ne anlatıyor Allah yani, hani bir okuyayım, öğüt alayım, o sapıklıktır diyor. Ne okuyacaksın? Bu 35 ciltlik tefsiri okuman gerekiyor. 20 yaşındaki gence bunu söylüyor. Kardeşim, 20 yaşındaki gence söyleyeceğin şey şu: Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Güzel kardeşim, okumaya başla. Bu derinlikli bir kitap tabii ki. Pek çok ilimden faydalanılması gereken bir kitap. Anlayamadığın, sana garip gelen çeviriler olabilir. İlk etapta atlayarak hızlı bir okuma yap. Bu ömür boyu okunacak bir kitap. Hepimiz her okuduğumuzda yeni bir şey öğreniyoruz. Yeni bir şeye takılıyoruz, araştırıyoruz, yeni bir şey öğreniyoruz tekrar. Bu okudukça, öğrendikçe daha iyi anlayabileceğin bir kitap yani bu. Böyle basit bir mesele değil Kur'an-ı Kerim. Ama işin zor olanı Allah'ın verdiği, tamam mı, herkesin anlayabileceği öğütler %95, tamam mı? İşte ona itaat etmek zor kardeşim. Ona itaat etmek zor olduğu için de meğer okumak haramdır veya sapıklıktır meselesi çıkıyor ortaya. Onu okuduğun zaman çünkü din adamlarına tapmayın diye ayet göreceksin. Benim lafımın üzerine laf tanımayın diye ayet göreceksin. Allah'ın sözünün üzerine söz tanınır mı kardeşim? Peygamberimizin falanca hadisi 500 tane şu ayeti feshetmiştir. Nasıl ya böyle bir şey söylersin? Yani doğruluğundan %100 emin olduğumuz Allah'ın kelamı, korunmuşluğundan %100 emin olduğumuz Allah'ın kelamları Allah Resulüne ithafen söylenmiş, şey, uydurulmuş milyonlarca şey var. Allah Resulüne ithafen söylenmiş herhangi bir söz Allah'ın ayetlerini fesheder. İnanca bakar mısın? Korkunç bir şey. Allah'ın kelamına uygun bir şey varsa kardeşim, ister Allah Resulü söylemiş olsun, ister hocan söylemiş olsun, eğer Allah'ın kelamına uygun bir şeyse makuldür ve itaat edilebilir pekala. Anlamına gelir. Neyse arkadaşlar, benim size tavsiyem Kur'an okuyun, bakmayın bunlara. Bu din adamları rahatsız oluyor sizin Kur'an-ı Kerim okuyup öğrenmenizden. Çünkü onlara bu sefer itaat etmemeye başlıyorsun, araştırmaya başlıyorsun. O hoca bir şey söylüyor, benim söylüyor. Bir de öteki hocaya bakalım deme şeyin kabiliyetin artıyor, tamam mı? Tek tip bir adama böyle körkütük peşlerinden gitmediğin için hem paran onlara geçmiyor, hem şeyin geçmiyor. Yani taraftar toplayamadıkları için de Kur'an'dan bir şekilde sistemli olarak uzaklaştırma gayeleri var. Yani bu kesin. İtaat etmiyor adam. Tarikattan ayrılıyor, cemaatten ayrılıyor Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında. Batıl diyor. Hangisinin hak, hangisinin batıl olduğunu anlamaya başlıyorsun. Tarık suresinde bas bas bağırıyor Cenab-ı Hak. Hak ile batılı birbirinden ayıran kitap bu kitap. Tarık suresi 13-14'te. Doğru ile yanlışı ayıran kitap budur diyor Allah. Bu kitabın diğer adı Furkan. Ve Furkan'ı indirdik diyor. Furkan ne? Hak ile batılı birbirinden ayıran demek. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran kitap bu kitap. Bu. Bunu çevireceksin. Japon musun? Bunun Japoncasını okuyup öğreneceksin. Bu kadar. Müslümansan, Müslüman değilsen seni ilgilendiren bir şey yok zaten. Müslümanlara anlatıyorum ben burada. En büyük kavgamız, davamız Müslümanlarla zaten. Müslümanlar diyor Kur'an-ı Kerim okuyun, Allah'ın kelamını öğrenmeyin. Rivayetler var, hocalar var. Onlara bakın, ne yapacaksın sen Allah'ı diyor. Allah'ın kelamını ne yapacaksın sen diyor adam. Hocalar var, bir sürü şeyhler var, alimler var. Alimlerin peşine gitsene. Hem görebiliyorsun, daha rahat itaat edersin diyor. Allah'ı ne yapacaksın sen diyor. Kur'an okuma, meal okuma, Allah'ın kelamıyla muhatap olma. Bizim yazdıklarımızı oku diyorsan bunu söylemiş oluyorsun zaten. Neyse, çok yükselmeye başlayacağım gene. Hayırlı Ramazanlar kardeşim hepinize. Allah akıl, fikir, beyin versin cümlemize. Ümmeti Muhammed'e diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.